MHP'de muhalifler düğmeye bastı, devret Bahçeli sloganıyla harekete geçti. MHP kulislerine göre Sinan Oğan 500 delegenin imzasını aldı. Çok ciddi bir baskı var. 1 Kasım seçimlerinde alınan sonucun ardından MHP'de liderlik arayışları başladı. Parti içi muhalefetten ilk öne çıkan ve adaylığı kesinleşen isim Sinan Oğan. İhraç kararını mahkeme kararıyla durduran Oğan'ın çalışmalarını yürütmek için ofis tuttuğu da iddialar arasında. Devlet Bahçeli ise muhalefete karşı il başkanlarının yanına çekmek için harekete geçti. Parti kulislerine göre bir diğer iddia da o anın Meral Akşener ve Koray Aydın'la birlikte hareket edeceği yönünde. Amaçsa delegelerin oylarını bölmemek. MHP içindeki muhalefetin 1241 delegenin 5'te 1'inin oyunu alıp tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü kurultay çağrısı yapması gerekiyor tüzük değişikliği için yeterli oyun sağlanmasıyla olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz hükmünün kaldırılmasının ardından seçimli olağanüstü kurultay için çağrı yapılacak.